Beğenmiyorsan kapı orada dedi bir de yüzüme. Ay inanmıyorum. Hoş geldin canım. Gelsene yanımıza. Selam, merhaba. Sira, Kadir Bey'le bir kombuçayı hazırlar mısın lütfen? Ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Ay aşk olsun, ne rahatsızlığı canım? Kadir, boşa beni şu adamdan. Artık canıma tak etti. Allah Allah. Hayırdır? Kocan ne diyor bu işe Selçuk? Kötü bir şey yok değil mi? Bana aylık harcama kotası koydu. 50.000 limitim var, düşün. Çocuk muyum ben ya? Sınırımı bilmez miyim? Ya geçen bir mağazada limitiniz dolmuş dedi kasiyer. Yerin dibine girdim ya. Mevzular derin. Beni aşar. Özel şeyler. Ben sizi yalnız bırakayım. Müsaadenizle kızlar, ben hemen geliyorum. Aybike, ayakkabın sezondan mı? Hayır hayatım, indirim kovalıyorum. Düşün sefaleti. Sira, içeri bir bakar mısın? Bir şeye ihtiyaçları var mı? Tamam Şenol. Kadına bir cevap vermedin, ayıp değil mi? Vallahi ortada bir sorun göremiyorum ben. Sen zaten ortada hiç sorun göremiyorsun. Her şey normal sana göre. Hiçbir soruma doğru dürüst cevap vermiyorsun. Artemis nerede? Gece 12'ye kadar izinli ya. Hatta izni de sen verdin. Unutmuşum. Normal. Çok yoğunsun yine. Maalesef. Hangi şirketin davası bu kez? Ne sormak istiyorsan sorsana açık açık. Vallahi ben sorsam da sen cevap vermiyorsun ki. Neyse. Ben Artemis'i öpmeye geç kalacağım, işim var demeye gelmiştim zaten. Siz dünyanın en ağır meselelerini paylaşmaya devam edin, ben çıkıyorum. Ay bir kanım iyi değil, tansiyonu düştü galiba. Aa, hemen bir kolonya bul Sira. Hadi tamam. Gel. Tuzlu ayran, tuzlu ayran. Ayten Hanım ayıp mı? O bayan serbest bırakıldı. Meğer her şeyi kızı yapmış. Kadının bir günahı yokmuş. Ne evlatlar var işte. Anasını bile satar iki kuruşa. Afiyet olsun. Soğanını koydun. Bol acı, bol soğan. Eyvallah. Sağ ol Cevat Usta. Şunu bir. Tamam, tamam. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Aç mısınız? Yok abi, sağ ol. Yedik de geldik. Hadi bakalım, haberler sizde. Ha? Oturun bakalım. Tamam. Süperiz abi. Pakette iki tane parmak izi bulunmuş ama ikisi de Gülperi Hanım'a ait değil. Bir tanesi kesin Ejder'in. Diğeri de Hasan'ın. Ya ben onu sordurdum ama ikisinin de sabıkası yok. Parmak izine ancak pasaportları varsa ulaşırız. Neyse tamam, biz şimdi Gülperi'ye odaklanalım. Torbacıyı buldunuz değil mi? İfade verip bu bir komplo. Ben malı Ejder Taşkın'dan aldım. Gülperi Çetin'e tuzak kurdular diyecek mi? Ayıpsın abi. Turgu Savcı'yı da operasyon yaptık, torbacıyı yakalattık. Yetişecek mi mahkemeye? Tabii abi. Yalnız bir sorunumuz var. Bu görüntüler var ya, güvenlik kamerası görüntüleri apartmanın önündeki. Hasan'ın amcasından paketi aldı. Onları dosyaya koymayacağız. Nasıl yani? Gülperi nasıl beraat edecek? Mahkemeye o görüntüleri izletmemiz lazım. Tutuksuz yargılansın yeter. Biraz zaman kazanacağız. Daha fazla içeride kalsın istemiyorum. Çocuklarından ayrı. Onlar dedelerinde. Halledeceğiz. Abi. Sen şu an resmen delil karartacağız diyorsun bize. Farkındasın değil mi? Oğlum,
17 yaşında bir çocuğun hayatını kurtaracağız. Geleceğini kurtaracağız. Daha 17'sinde. Amcasına uyumuş yapmış bir saçmalık. Oyun oynadığını zannediyor. Hasan'ı bu işten sıyıracağız. Hem annesi de istemiyor Armağan. Kusura bakmayın. Ben böyle bir oluşumun içinde yokum abi. Kusura bakma. Ne yapıyor bu? Şişt, oğlum ne yapıyorsun sen? Armağan gel buraya. Armağan. Ne yapıyorsun sen? Dur bakayım. Ne saçmalıyorsun sen? Delil karartmakla ne alakası var oğlum? Ayrıca bu dünyadaki tek dürüst insan da sen değilsin. Buradan bakınca öyle duruyor abi. Biraz da benim tarafımdan bak. Biraz da Gülperi'nin tarafından bak. Bir annenin tarafından bak. Ben seni dürüstsün diye seçmiştim ya. Ben seni idolüm yapmıştım ya, idolüm. Hala aynıyım ben. Bir çocuktan bahsediyoruz. Annesine kızgın, aklı sıra oyun oynamış, bir hata yapmış bir çocuk. Karşımızda bir katil yok. Verelim delilleri, attıralım içeriye. Bitecek mi zannediyorsun? Annesi öylece seyredecek mi? Suçu üzerine alacak, kendisini yakacak. Şimdi sen koy kefeye. Ama vicdanınla düşün. O kadın mı yansın? Kim suçluysa o yansın. Herkes payına düşeni yaşar ya. Böyle süslü cümleleri ben de çok kurdum gençliğimde. Ama hayat öyle değil. Bak oğlum, sana bir şey anlatacağım. Barkın abim var ya, Barkın abi. Daha 20 yaşında bile değil, üniversitedeyken. Yokluktan. Gitti hırsızlık yaptı gerizekalı. Çok bir şey dedi, marketten salam malam çalmış. Ben ne yaptım biliyor musun? Bu senin dürüst idolün. Gittim kendi kardeşimi ihbar ettim. Cezasını çeksin, anlasın dedim. Bir yıl yattı Barkın. Okulu bıraktı. Çıktığında bambaşka biriydi. Öfke dolu, vazgeçmiş. 20 liralık mal çaldı, hayallerini, ömrünü bıraktı, çıktı. Marketçinin bile affettiği basit bir olayı o kadar büyüttüm ki kendi bağnaz dürüstlüğümle. Sonra da dikiş tutturamadı Barkın. Bir daha da bir gencin geleceğine sebep olamam. Sen de olma. Şimdi git. O görüntüleri dosyadan çıkar. Barış imzalayabildiniz mi? Nereye gidiyor şimdi bu? Gülperi'ye. Bunları gerçekten vicdanından mı söylüyor yoksa Gülperi'ye olan zaafından mı, ben hala anlamış değilim. Bir anneye yardımcı olmaya çalışıyor Armağan. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Çok istemiyorsan davaya tek başıma bakabilirim. Çek elini dosyadan, bitsin gitsin. Öyle mi? Öyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yemek getirdim. Yedin mi bir şey? Yememişsin. Deliller orada. İzin var mı? Tabii tabii, buyurun. Sandalyeyi alayım. Kadir, ben gerçekten... İtirazı yok. Ta nerelerden getirdim. Afiyet olsun. Sana da. Keşke evde ailen neyseydi. Artemis zaten dışarıda. Şeyma da. Neyse, ben iyiyim. Olmak istediğim yerdeyim. Hadi hadi götür.
Bu arada işin arkasında sadece Ejder varmış. Yakup'un bir şeyden haberi yok, öyle gözüküyor. Yani? Gülperi, güven bana. Ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Hasan'a bir şey olmayacak. Ejder için söz veremem ama. Şeyimi öğrendim. Oğlunu koruyormuş Gülperi. Bilgi harika oldu Armağan'cığım. Çok teşekkürler. Soğan acısı çok gelmedi değil mi? Tam sevdiğim gibi, sağ ol. Kadir, senin bir şey canın mı sıkkın? Vay be. Uzun zamandır başıma böyle bir şey gelmemişti. Birisi ruh halimi umursadı. Hem de bu halde. Anlatırsan dinlerim. Anlatırım. Başka zaman. Boş ver şimdi. Her zaman dinlerim. Hani sen geçen gün dedin ya sen benim için değerlisin diye. Sen de benim için değerlisin. Sen benim sadece avukatım değil, arkadaşım da oldun. Biz arkadaş değil miydik? Tamam tamam, şaka yapıyorum ya. Bir şey soracağım. Yarın bu olay bitecek. Evine döneceksin. Çocuklar da dönecek. Allah'ım inşallah. Dönecek, dönecek. Ne yapacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaksın? Hayır, asla. Eğer dersini almazsa daha büyük hatalar yapar. Ona böyle kallavi bir ceza bulacağım, evet. İstersen ceza konusunda alternatifler sunabilirim. Teşekkür ederim. En çok da sohbet için ihtiyacım varmış. Sen bana sor. Ben de teşekkür ederim. Peki. Yarın görüşürüz duruşmada. Az kaldı. Birkaç saat daha sık dişini. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler, iyi nöbetler, iyi geceler. Sağ olun, size de iyi geceler. Size bir şey getiremedik ama. Olsun, yemiş kadar oldu. Hayırdır Yakup Bey? Düğün dernek dışında vurmazdın bunu sen yüzüne. Öğün benim keyifli günüm. Gülper'in akıbeti belli olacak. Savcı 15 yıl ister. Hakim de içeride kaderdi İstanbul'lu avukatı. İnşallah. Vallahi 40 koyun keser fakir fukaraya dağıtırım. Hele bir girsin odese. Andım olsun bir daha çıkamayacak. Şşş. Yavaş lan. Ne oldu? Niye ağlayın gene? Senin yüzünden. Ne ettim lan ben sana? Ne yaptınız? Tanılı polis bekleme odasına aldı. Dosya da hazır. İyi, güzel. Armağan yok mu? Başka bir davaya bakması gerekiyormuş. Gelemedi. İyi, hadi bakalım.
Gülperi'yi getiriyorlar. İyi oldu üzerine bir şeyler almam. Aferin, güzel akıl ettin. Sağ ol. Kadir Aydın Akut'uyum. İyi misin? İşte. Yakışmış. Hadi, hadi girelim içeri. Halledelim şu işi. Avukat. Yakup Bey, adliyedeyim. Gülperi Hanım'ı şimdi içeri aldılar. Duruşma başladı. İyi. İyi de sen beni nasıl arayın mahkeme ortasında? Nöbetçi mahkeme bu. Taraf olmadığımız için katılamıyoruz. Bitsin. Her şeyi öğrenip size haber edeceğim. İyi, iyi. Bak, etrafı dalan ettin değil mi? Benim eşek sıpalarına uzanmayacak iş. Yok Yakup Bey, yok. Dün geceki soruşturmada adları bile geçmemiş. İfadeyi okudum. Gülperi suçunu kabul edecek belli. İyi, iyi. Hadi ver şu müjdeyi avukat. Ver şu müjdeyi, gözünü seveyim. Şüphelinin uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Şüpheli Gülperi Çetin. ...2018-170 sorgu numaralı dosyada hakkınızda uyuşturucu madde bulundurmak veya satmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Üzerine atılı suçla ilgili ne söylemek istersin? Sayın Hakim, söz hakkı istiyorum lütfen. Buyurun. Şüphelinin ifadesini dinlediniz. Kendisi uyuşturucu maddeyi Ejder Taşkın'a bizzat sattığını itiraf etti. Sunduğumuz delil dosyasında da görebilirsiniz. Ayrıca uyuşturucu madde paketinin üzerinde müvekkilim Gülperi Çetin'in parmak izi bile bulunmamaktadır. İncelenen telefon kayıtlarında herhangi bir yasa dışı bağlantısının bulunmadığı da tespit edilmiştir. Bunun dışında müvekkilim Gülperi Çetin'in banka hesabı neredeyse boş. Hatta dikkatlice bakarsanız son bir senelik hesap hareketlerinde herhangi bir olağan dışı durum bulunmadığını da göreceksiniz. Ayrıca evinde yapılan aramada herhangi bir para veya mal varlığı da bulunamadı. Bunların hepsini yine delil dosyasına ekledik. Sayın Hakim, bütün bu deliller ışığında müvekkilim Gülperi Çetin'in serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Şüpheli Gülperi Çetin'in uyuşturucu bulundurma suçundan dolayı tutuklanması talebiyle hakimliğimize sevk edilmiş ise de dosyadaki mevcut delil durumu, şüpheli hakkında yapılan tespitler, şüpheli savunmaları hep birlikte değerlendirildiğinde delillerin büyük oranda toplanmış olması, mevcut delil itibariyle de tutuklamanın tedbir nitelikte olduğu dikkate alınarak Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
tutuklama talebinin reddine, başkaca suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse, adli kontrol şartıyla derhal serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Teşekkürler Sayın Hakim. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Buyurun. Buyurun avukat. Allah razı olsun. Tekrar hayatımı kurtardın, çok sağ ol. Ejder ne olacak? Tutuklarlar demiştin, hakim bir şey demedi. Savcı yakında yakalama emrini çıkarır, merak etme. Girecek hapse. Ay hadi inşallah hak yerini bulur. Ben gidip çocukları alayım. Beraber gidelim. Yok yok, sen gelme. Şimdi bir tatsızlık olmasın. Peki nasıl istersen. Ama çocukları alınca haber ver, olur mu? Tamam. Tekrar teşekkür ederim, çok sağ ol. Kıyafetler için. Bir şey değil. Tamam.